Ve genç girişimcileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün bir fikrim var da İKAS kurucusu Sayın Mustafa Nomoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, merhabalar. Şimdi e, baktığımızda bir aile şirketi ve bir başarı hikayesi var. İKAS nasıl kuruldu ve nasıl fikri ortaya çıktı? Sizden deneyelim. Çok sağ olun. E, biz ailecek aslında girişimciyiz. Bu çok büyük bir şans. E, çocukluğumdan beri e, özellikle yazılım tarafında ve ticari tarafta e, girişimcilik serüveni içindeyim ben. E, o tarafta çok şanslıyım yani küçükken birçok insan yazın dedesinin yanı tatiline e, işte tatil yapmak için gezmek için giderken ben dedemin yanında çalışmaya e, ticari faaliyetleri öğrenmeye ve ekonomiyi öğrenmek için gidiyordum. E, bu aslında içinizde böyle vazgeçilmez bir şirket kurma girişimci olma arzusu yaratıyor. Daha sonra daha üniversite bitmeden ben girişimcilik serüvenim başlamıştım. Bunun hem artıları hem eksileri var. Ee, özel, e, profesyonel hayatı daha çok bir çalışmak, tecrübe kazanmak çok önemli. Aynı zamanda insan tanımak çok değerli bir şey. E, fakat ben e, havuza direkt kendim atladım ve yüzmeyi orada kendim öğrenmeye çalıştım. Bunun da bambaşka faydaları var. Dediğim gibi aileden e, gelen bu e, ben de bir şeyler yapmalıyım, kendi girişimi kurmalıyım e, isteği artık vazgeçilmez olduğun zaman e, direkt başlıyorsunuz ve kendinizi o dünyanın içinde buluyorsunuz. Bu şekilde başlamış oldu girişimcilik maceram. Peki, e, İKAS'ı biraz anlatır mısınız? Hı hı. E, biz İKAS olarak bulut tabanlı bir e, post yazılımıyız. Aslında mağazacılık yazımı, çözümüyüz. E, Türkiye'de COBİ'lerin e, yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var. COBİ'ler e, dijitalleşmek zorunda ki dünyayla rekabet etsin. Sürekli e, endüstri 4.0, işte e, makine öğrenimi gibi birçok kavram duyuyoruz. Ve özellikle e, böyle... Türkiye'de birçok insanın ve dünyada işsiz kalma tehlikesinden bahsediyoruz. Bu, bu dünyada COBİ'lerin çok hızlı bir şekilde e, transformasyon geçirip dijitalleşmesi gerekiyor. E, bizim aslında serüvenimiz bir yandan da 2016 yılında açmak istediğimiz bir mağazada başladı. E, bu mağazayı açarken birçok çözüm denedik yurt içinden. Ve gün sonunda mevcut çözümlerin çok pahalı olduğunu gördük. Yani siz ufak bir dükkan açıyorsanız, ister bir kahveci olabilir, ister perakende dükkanı. E, sizin ...on binlerce dolar veya TL para harcamak gibi lüksünüz olamaz. Biz bu acıyı kendimiz yaşayınca ki her girişimde de bu böyledir. Hı hı. Bir acı yaşarsınız, bir sorunu fark edersiniz ve dersiniz ki ben bunu yapacağım. Ee, dedik ki biz bu işi yapalım. Ondan önce bu arada yaklaşık bir sene boyunca Yeni Zelanda'dan bir e, bir, bir tane yazılımı kullandık. Bilmiyorum Yeni Zelanda'ya hiç gittiniz mi ama Gitmedi. Yeni Zelanda Türkiye'ye kara parçası olarak en uzak noktalardan evet. bir tanesi. Ve biz bu firmaya 99 dolar ödüyorduk aylık olarak. Bu son zamanlardaki maalesef kuru artışlarıyla beraber artık böyle 600-650 TL gibi bir aylık masraf çıkarmaya başlamıştı. Biz zaten yaklaşık bir 6 ay önceden başlamıştık bu yazılıma geliştirmeyi. Ve şimdi e, o ürünle çok rahat globalde yarışabilecek bir ürünümüz var. Bu ürünle beraber e, şu an perakendeciler ve self-service özellikle gıda noktaları e, aylık sadece 99 TL ödeyerek mağazalarını, stoklarını, kasasını, satışını, personelini, e, CRM dediğimiz müşteri datasını bulut tabanlı bir şekilde çok güvenli bir şekilde tutabiliyor. E, aynı zamanda mobil uygulamalarımızla beraber işte dünyanın her yerinden tatil’e gittiğinde e, işte satışlarına bakabiliyor anlık olarak. Bu çok önemli bir şey. Yani birçok e, girişimcinin, dükkan sahibinin e, böyle kasasını dükkanını işte emanet etmeyeyim, aman dükkanın başından ayrılmayayım diyerek e, böyle bırakamadığını gördük. Bizim çok etrafımızda esnaf dostumuz var yani hani onlara bakınca ben üzülüyorum yani 50 senedir 60 yaşında 60 senedir hiç dükkandan çıkamıyor yani bir türlü o kasayı emanet etmek istemiyor. Biz de işte tüm bu sorunların hepsinde çözüm bulan çözüm yaratan bir yazılım yaptık İKAS. Bir şey daha ekleyeyim burada İKAS'ın aslında açılımı da çok böyle ilginç işleri kolaylaştırıyoruz AŞ olarak biz kurguladık ismini. Ama domain olarak yani alın adı olarak komu tercih ettik. Çünkü gerçekten global olarak algılanması çok önemli projenin. Ama gün sonunda tek bir isteğimiz var. Öncelikle kendi işlerimizi kolaylaştırdık şu an mağazamızda. Ve tüm bu kobilerin işlerini kolaylaştırarak uygun maliyetlerle dijitale taşınmasını istiyoruz aslında. Bu tarafta çok da güzel başladık aslında. Yani çok da bizim ürünümüzün özellikle girişimciler bunu çok iyi bilir. Ürünlerini insanlar kullandığında aslında kazandığınız para önemli değildir. Özellikle en başlarda. Zarar etmeyi göze almışsınızdır zaten. Ama insanların ürünümüze aşık olduğunu, yani burada aşkı kullanmak zorundayım. Tutkuyla böyle nihayet işte e, nihayet yaptınız, nihayet biri yapmış demesi bizi çok mutlu ediyor. Peki burada aslında önemli olan girişimcilik için e, o boşluğu görebilmek. Evet. O açığı nasıl gördünüz ilk başta yola çıkarken? Evet gene işte aslında acı çekmeye geliyor. Hı hı. Evet. Ben biraz daha şanslıyım yani hem biraz girişimci olmak hem de benim hani ailemde yine yazılımcıların da olması e, biraz benim farklı düşünmemi sağlıyor. Şimdi kendi mağazınızı açınca ki daha öncesinde de vardı bu tecrübe e, insanların o acı çektiğini gördüğünüz zaman e, artık böyle diyorsunuz ki yani alternatif bakıyorsunuz aslında ilk seferde. Önce alternatiflere bakıyorsunuz ne yapabilirim. İşte deniyorsunuz bir şeyler sonra baktınız bunu eğer gerçekten içinizde de böyle e, o kıvılcım varsa başka çareniz kalmadıysa e, dediğim gibi havuza atlıyorsunuz yani başka çareniz kalmıyor zaten. E, Dolayısıyla buradan görüp ve bunu yapmalıyım dediniz. Tabii aynen öyle yani hani. Ee, çünkü başka bir çözüm yok, kendim yapmalıyım demek zorunda kaldım. ve Nasıl destekler aldınız Hı -hı. bu aşamada? Yani evet biraz aileden evet. olduğunu daha öncesinden Hı -hı. E, aslında küçük yaştan bu yana eğitildiğinizi söylediniz Hı -hı. ama e, o süreç tabii ki başka bir hikaye. Onu evet. anlatmak gerekirse orada nasıl sıkıntılar, zorluklar Hı -hı. ya da e, nasıl bir süreç geçirdiniz? Ee, ben orada da biraz şanslıyım. hani belki girişimci olduğu için aile birçok hani e, e, ebeveyn aslında çocuğuna işte iyi bir iş bul evladım işte güzel parası olsun, güzel şartları olsun. Hatta mümkünse e, kamu da çalış, daha garanti olsun. Özel sektör çünkü gerçekten çok ciddi rekabetin olduğu bir yerdi. E, orası bizim şanslı olduğumuz bir taraf çünkü ilk günden beri ailem arkamda durdu yani. Hani para kaybettiğim zaman da zorlandığım zaman da herkesin ya işte Mustafa herhalde bu işleri yapamayacak işte dediği zaman da işte oğlum bırak bir yerde çalış diyebileceği zaman da bazı arkadaşlarım dedi tabii bunu. Ailem aslında inancını hiç orada kaybetmedi. E, maddi olarak çok da aslında hani destek aldım söylenemez. Gerçekten içinizde o tutku varsa bir şekilde aslında maddi kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. E, birçok yatırımcı işte melek yatırımcılar, fonlar, hı hı. E, devletin birçok desteği var bu tarafta. E, i̇şte Coscap tarafında, e, TÜBİTAK tarafında. E, biz de bu arada Koskep'ten e, de hani projemiz hı hı. E, orada bayağı bir destek aldık. Onların da bize inanması çok gerçekten bizi mutlu etti. Dediğim gibi maddi kaynak tarafı eğer siz gerçekten inanıyorsanız projeye, proje projede buradaki bir sorunu çözmesi lazım. yani hı hı. E, Hayal dünyasında yaşamak güzel, hayal etmeden hiçbir şey olmuyor. E, Birçok kez de hayallerinizde insanların gülüyor işte yapma o işi boş ver diyor. Hayal edeceksiniz ama gerçekten böyle altı dolu olmak zorunda bunun yani hı hı. böyle e, biraz da özellikle yatırımcılar tarafında çok önemli, bazı sayısal veriler var metrik dediğimiz bu metrikleri altını doldurabiliyor olmanız lazım bunlar çok değerli onunla beraber dediğim gibi yatırımda kaynak bulmanız çok da açıkçası zor olmuyor peki bir son dakika gelişmesi var aslında ondan hmm. da bahsedelim ve belki üzerine hmm. konuşmaya devam ederiz çünkü hem arge inovasyon Girişimciliği konuştuğumuz bir dönemde dün arge yatırımları ile ilgili bir rakam paylaşmıştık Ekim sonu itibariyle 29 milyar dolardan fazla bir Arge yatırımı geçtiğimiz yıl 2017 yılında yapıldığı paylaşılmıştı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama var. Daha fazla üretmek için Arge yatırımlarını artırıyoruz açıklaması var Bakan Albayrak'tan. Biz daha çok ürettiğimiz, daha çok ihraç ettiğimiz bir dönemdeyiz. Bu dönemde özellikle girişimciler ve sizin gibi gençler daha önemli. O yüzden baktığımızda birçok proje var, birçok girişimci var. Ama eksikler bir anda melek yatırımcı azlığı belki, orada Hı. girişimciler belki sorun yaşıyorlar. Ama doğru projeyi biraz daha anlatmanız gerekirse işte birçok evreden bahsettiniz. Başarılı proje dediğiniz girişimciler için çok fazla fikirden nasıl ayrılmalı? Evet, şimdi başarılı projeyi aslında e, yatırımcı gözünden nasıl ayrıldığını ben birazcık bahsedeyim. E, Birçok yatırımcı aslında e, gerçekten ölçeklenebilir, global vizyonu olan projeler e, projelere yatırım yapmak istiyor. Çünkü dünya şu an hepimizin bildiği gibi artık tek bir dünya oluyor. Dijitalleşme, internet e, artık global rekabet için yatırımcıların da globalde rekabet edebilecek ürünleri bulması gerekiyor. Bu hmm. anlamda Gerçekten başarılı bir girişim doğması doğması isteniyorsa kesinlikle girişimcinin ilk günden global vizyona sahip olması lazım. Ürününü lokal bir sadece acıya çözüm değil de globalde nasıl rekabet edebileceğini düşünerek ilk günden tasarlamalı ve bu, bu şekilde aslında yatırımcıların kapısını çalıyor olması gerekiyor. Bence işin başarılı girişimci veya girişim olma tarafında ne olursa olsun en önemli anahtar tutkulu olmak hı hı. ve pes etmemek. İnanmak, değil mi? Kesinlikle. Pes etmeme tarafını insanlar biraz küçümsüyor. Yani e, böyle işte birkaç zorluğa göğüs germeyi pes etmemek zannediyor. E, halbuki burada gerçekten olayı kişisel algılamak lazım. Hani biz iş hayatında bazen deriz ya, işte bu olayı kişisel algılama diye. Girişimcilikte öyle bir şey yok. Her şey kişisel algılamalısınız. Gerçekten rekabetçi olmalısınız. E, hani... Çok güzel bir laf var. İşte beni öldürmeyen şey güçlendirir diye tam olarak bu felsefede olmalısınız. Ee, diğer türlü e, kurtlar sofrası dediğimiz bu e, global pazarda başarılı bir girişim çıkarmak gerçekten çok zor. Peki e, rakamları aslında bir yandan da konuşuyoruz. Hı -hı. İşte dün arge rakamları ile ilgili son arge rakamları paylaşılmıştı. Hı -hı. 2017'de yüzde 21 nokta iki artan yatırımları daha ileriye taşıyacağız diyor Bakan Albayrak. Ve desteklerden bahsettiniz. özellikle girişimcilere verilen desteklere baktığımızda ARGE yatırımlarına son dönemde artan ARGE yatırımları veya girişimcilere verilen desteklere, COSGAP desteklerini nasıl değerlendirirsiniz? gerçekten çok güzel destekler var. Desteklerin çeşitliliği, verilen tutarlar çok güzel. Bir tek özellikle en başta sermayesi olmayan girişimciler için ee, aslında sıkıntı bazı destekler girişimci cebinden para harcadıktan sonra onlara veriliyor. Gerçekten hiç sermayesi olmayan birçok üniversitedeki gencimizi veya e, mezunumuzu bu biraz aslında yorabiliyor. Hı hı. Ama e, özellikle istihdam tarafında yine SGK tarafındaki yine COSKİB'in verdiği çok çok faydalı e, destekler var. Sizin özellikle teknolojik bir girişimde aslında en önemli gideriniz... E, Personel ve yazılımcılarınız. Eğer onların ki orada da çok ciddi bir rekabet var globalde. Buradan çok ufak bir parantez açayım. Bizim bence şu an en büyük sorunumuz yazılım sektöründe konuşayım, teknoloji sektöründe. Çok kalifiye yazılımcılarımızın aslında maalesef yurt dışına gitmesi veya mevcut bulundukları evden yurt dışına çalışabiliyorlar şu an. Bir de kurun da yüksek olmasıyla, orada aldıkları maaşlar çok yüksek oluyor ve sizin genç bir girişimci olarak, belirli bütçe ödeyebilecek genç bir girişimci olarak rekabet etmeniz mümkün olmuyor. E, bu tarafta ne kadar istihdam desteği özellikle SGK tarafında işte güven, sigorta vesaire gibi destekler artarsa, e, ben eminim çok daha fazla teknolojik e, iş yapan girişimci çıkacak. Bizim aslında e, ihracatımızda ...birim değeri tutarı artırmamız lazım. Hala çok düşük. Bunun da sürekli tekrarlanan bir şey ama ben de tekrar edeyim. Bunun en kolay yolu hiçbir mal, hiçbir fiziksel ürün satmadan... ...tamamen dijital bir ürünü anında müşterinize ulaştırarak dijital ürün satmak. Ben hani bir fikir arayan girişimcilere de buradan söyleyeyim. Bu SaaS denilen bulut tabanlı projeler... ...dünyada zaten tüm yazılımların evrilmek zorunda olduğu bir yer. Buraya yatırım yapan, burada biraz ter akıtan tüm girişimcilerin inanılmaz başarılı olma potansiyeli var Peki markalaşmaya ve ihracata geleceğim ama Hı -hı. Melek yatırımcı önemli bir konu girişimci diyesi şüphe deyince hiç şüphesiz ki şimdi bildiğimiz rakamlar var kayıtlı 512 bin civarında pardon 512 bin civarında bir Melek yatırımcı olduğunu biliyoruz Türkiye'de bu rakam Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok çok üstü rakamlar. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de melek yatırımcı sayısını artırmak için neler yapılabilir? Bence melek yatırımcı sayısını artırmak için aslında çoktan devletin de birçok teşviği oldu. Hı hı. E, i̇şte melek yatırımcılara onlar da katkı sağlayacağını söyledi. Hı. Bence melek yatırımcı sayımızda hiçbir sıkıntı yok. E, hani çok artırmak da bence o kadar önemli değil. Burada birazcık da ben bunu müteahhit örneğine benzetiyorum. Yani Türkiye'deki müteahhit sayısı inanılmaz fazla. Ee, ama kaliteli iş konusunda oldukça kısırız. Ee, Melek yatırımcılarımızın birazcık daha e, kendi portföylerine daha fazla girişim olup çok daha fazla insanı projeyi destekleyip bunların içinden unicorn dediğimiz aslında milyar dolarlık şirketleri çıkarmaya odaklanması ve dediğim gibi 100 tane yatırım yaptınız bunlardan bir tanesi unicorn olduğu zaman aslında 99'unun yatırdığınız para çöpe bile gitse aslında gitmiyor hiçbir zaman. Gitmiyor. Ee, bir kayıp kayıptı olmuyorsunuz. Bence buna odaklanmaları lazım. Hı -hı. Bir şey daha ekleyeyim. Ee, özellikle ilk yatırım tutarlarında çok e, böyle çekingen davranıyor bizim yatırımcılarımız. O da girişimcinin aslında o ilk basamakları, ilk böyle çıp, çıp, tırmanırken, ilk engelleri aşarken daha enerjisinin yani para diyoruz ona, paranın bitmesine sebep oluyor. Ee, belki o ilk yatırımların seeding investment deniyor buna. Ee, birazcık daha yüksek tutarlarda olması işleri kolaylaştırır herkes için. Peki içine. biz özellikle markalaşmayı son zamanlarda artık daha sık konuşuyoruz. Çünkü evet üretiyoruz. Üretimde bir sıkıntı yok ama hmm. e, bunun nesilden nesile aktarılması ve markalaşması konusunda pek çok sektörde sıkıntı yaşanabiliyor. Hmm. Burada baktığımızda özellikle yeni girişimlerin daha markalaşma yoluyla ihracata gittiğini görüyoruz. E, neler yapılmalı hem markalaşma ve hem ihracat için bu sizin gibi yeni girişimlerde özellikle teknoloji alanında? Tabii eee bu maalesef yani Türkiye'de bizim fason üretim aslında yapmamızın bize belki ihracat rakamlarımızı artırmasına çok büyük faydası oldu yıllardır herhangi tüm sektörler için konuşuyorum ama o markalaşmayı aslında ıskalamış olduk. Bizim şu an teknoloji tarafında ne yaparsak yapalım markamızı kurarken isim seçerken dahi şunu düşünüyor olmamız lazım. Bunu globalde insanlar nasıl okuyacak? Hı hı. İşte işte uzantısı alan adı ne olursa en kolay girebilir. Nasıl bizi bulacak? bunların hepsini değerlendirerek işte dedim ya en başta global vizyon. Bunların hepsini düşünerek biz mesela İKAS'ta İKAS.com alan adını almamızın sebebi aslında buydu yani. Hani çünkü bugün dört harfli bir com domaini internet de giren bir insan özellikle yurt dışında bu projenin global bir proje olduğunu aslında böyle bir ön yargısını kırabileceğimiz kırabilmeyi sağlıyor. Bu tarafta markalaşma tarafında aslında böyle çok fazla yapılacak da bir şey yok. En önemlisi aslında ürün. Biz aslında ürünümüz kadar ürünümüzün kalitesi, şirketimizin kalitesi kadar marka olabiliyoruz aslında ki çok başarılı markalarımız da var hem teknoloji tarafında. Burada gerçekten globalde bir marka olmak istiyorsak uluslararası ürünlerimize ve şirketimize yatırım yapmamız. Gerekiyor bu kadar yani çok. Sizin markanızda ihracat şu an itibariyle hangi ülkelere var? Hedef pazarlarınız neler? Nerelere açıldınız? Evet biz İKAS olarak aslında şu an çok yeni aslında satışa başladık. Şu an yurt dışında birçok işbirliğimiz var. Yurt dışında da konuştuğumuz birçok ülke var. Bunların arasında Güney Afrika'da var, İsrail'de var. Bu çok bizi mutlu ediyor. Öncelikle pazarımız olarak biz Amerika, İngiltere ve Avustralya'yı hedefliyoruz. Ee, borlar özellikle girişimlerde şey çok moda İşte Doğu Avrupa ve Türkiye'nin doğusuna işte pazar boş olduğu için yatırım yapalım Hedef pazar Halbuki e, insanların alış dijital ürün kullanmaya en çok alıştığı yerden Bence e, başlamak gerekiyor rekabete oraya hedeflemek gerekiyor e, Tamam orada çok güçlü rakipler var pazar çok önceden belki doğmuş gibi gözüküyor ama insanlar zaten bu tür dijital ürünlere Bulut tabanlı ürünler için bahsedeyim Alıştığı için siz daha iyi bir ürünü onlara sunduğunuz zaman onu çok rahat algılayabiliyor. Diğer tarafta Doğu Avrupa pazarı veya Türkiye'nin doğusundaki pazarlarda insanlara bu tür yenilikçi teknolojilerin ne olduğunu anlatmakla belki vakit harcıyoruz. Belki de son zamanlarda ağırladığımız girişimcilerin de birçoğu hep Amerika'da faaliyet gösteriyor. Bundan sebep belki de yani Silikon Vadisi'nde yer edinmeye çalışanlar var. Orada faaliyet gösterenler var Türk girişimcilerden baktığımızda. Belki sizin söylediğiniz sebepten. Doğru, doğru. Kesinlikle bu arada yani Amerika'da olmasanız da çok rahat Hı -hı. E, yapabilirsiniz bunu. Bizim İstanbul Galata Kulesi'nin oradaki bir mağazamız dediğim gibi Yeni Zelanda gibi bir yerden bir ürün kullanırken e, Ankara, İstanbul hiç fark etmez. Diyarbakır, Türkiye'nin herhangi bir yerine Amerika'da bulunmadan da ürününüzü çok rahat pazarlayabilirsiniz şu an. Hı -hı. Çok çok düşündüğümüz kadar zor şeyler değil yani. Dolayısıyla şu an itibariyle bütün kıtalar hedefimizde diyorsunuz. Evet, öncelikle Amerika olmak üzere sonra Avustralya ve İngiltere olarak neredeyse tüm dünyayı hedefliyor olacağız ama adım adım şeklinde giderek büyüyeceğiz tabii ki. Peki şimdi aslında bir girişimin doğumu, doğuşu ve gelişimi önemli ama aktarılması da önemli. Bir yandan baktığımızda sizin aile şirketi tarafında da birçok faaliyetiniz var. Hmm. Belki Türkiye'de bu gibi hem aile şirketlerinin hem girişimlerin devam ettirilmesi konusunda neler söylemek istersiniz? Çünkü hmm. baktığımızda iki kuşak sonra biten çok şirket var. eğilimleri görüyoruz Türkiye'deki aile şirketlerine baktığımızda. Evet, şimdi burada aslında önce şunu söyleyeyim. Benim dedem Mustafa Komos'un çok güzel bir lafı var. E, kafası çalışan adam diyor hatalarından ders alır. Ama gerçekten akıllı bir insan başkalarının hatalarından ders alandır. Şimdi bunu referans alarak bizim en büyük bu aile şirketlerinde e, ve diğer şirketlerdeki sıkıntımız... E, ...mevcut yaptığımız hataları hem başkalarına anlatmıyoruz, tecrübelerimizi paylaşmıyoruz. Aynı zamanda aile şirketlerinde yeni gelen jenerasyonları, nesilleri e, birazcık belki ilk jenerasyonlar böyle... ...belki maddi olarak sıkıntı çekiyor ya hep Hı -hı. bir şey oluyor benim çocuğum büyüsün bu sıkıntıları çekmesin diye biliyor. Halbuki öyle başka değil. Başka bir iş yapsın diyorlar. Evet ya da başka bir iş yapsın. İşte hı hı. E, benim eşimde de yani var. Mesela onlar sanayici mesela hı hı. E, ya işte kız çocuğu sanayici zor olur falan diyorlar. Halbuki yok böyle bir şey. Ne güzel mesela şirket bir seviyeye gelmiş yeni nesil çok güzel yurt dışında okumuş işte e, sürekli kendini geliştirmiş. Aslında oradan bir adım daha ileriye taşımak varken çoğu zaman işte başka iş yapsın oluyor bazen işte arada anlaşmazlıklar olabiliyor ve aile şirketlerimiz çok daha büyük olabilecekken maalesef böyle yok olup gidiyor ama ben bunun artık dönemin ve yani dönemin de değişmesiyle artık yeni neslin farklı bir kuşağında gelmesiyle bunun da artık değişeceğini düşünüyorum çünkü e, ee, yeni nesil girişimciler o kadar da böyle aile şirketi mi olsun, ömür boyu bu devam etsin gibi bir hı hı. hedefte olmuyor. Çoğu zaman işte şirketi nasıl büyütürüm, bazen çıkış yapıyorlar, satış yapıyorlar şirketlerine. Ee, değişiyor dedim dediğim gibi o da. Peki Sayın Mustafa Namoğlu teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Çok, Çok teşekkürler. Bir fikrim var.